Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğumuz bu kutu tekniğiyle hazırladığım kare lif modelimizin anlatımını yapacağız. Öncelikle şunu belirteyim, küçük bir detay var. Farkına varan arkadaşlar olacak mı bakalım. Aslında söyleyecektim video girişinde, ben de sonradan fark ettim lif bitip fotoğraf çekerken. Sonradan dedim ki soralım bakalım kimler fark edecek, kimler fark etmeyecek. Bulanlar yoruma yazsın diyorum. Bu da küçücük bir oyun gibi bir şey olsun. Dediğim gibi tüm detaylarıyla anlattım. Çok basit, çok kullanışlı bir lif modeli oldu. Yapması da çok keyifli ve kolay arkadaşlar. Yapacaklara kolay gelsin diyelim ve videomuzu birlikte izlemeye geçelim. Evet, ben şöyle mavi tonlarını tercih ettim. 2 numarada şişim var. İp renklerini zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz sayıda kullanabilirsiniz. Beyaz ipimle başlangıç yapacağım ben. Başlangıç ilmeğimi attım. Bir zincir çekiyorum hemen. Çok sıkmadan. Ardından bir zincir daha. Bunu sıkılıyorum. Uzattım ilmeğimi. İlk zincire dönüp batıyorum. 3 4 defa doladım. Fıstığımı yapıyorum. Toplayıp sabitledim. Zincirimi çektim. Hemen tepesine ikinci fıstığı yapıyoruz. Zincirimi çekiyorum tekrar. Üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçüncüyü yaptıktan sonra başladığımız zincire dönüyoruz tekrar. Bir fıstık da buraya yapıyoruz. Ve fıstığımızı, iki fıstığı birlikte kapattık. Buraya zincirimizi çekelim. İpimizi keselim. Bu şekilde başlangıç karemizi oluşturmuş olduk. Şimdi ikinci renk ipimi alıyorum. Bir noktadan geçirip tığımı sabitleyeceğim. Bir zincir çektim. Fıstığımı yaptım. Tepesine batıyorum. 3 ve 4. İkinci fıstığım bu. Üst üste yapıyorum böyle. Yine üçüncüyü tepesine batıyorum. Tekrar dibine iniyorum. İlk yaptığım mavinin dibine. İki fıstığı birlikte toplayalım. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 yaptık. Diğer köşeye geçiş yapıyorum. Bu iki fıstığı birlikte topluyorum yine. Sabitledim. Buraya bir köşe daha yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. İkinci fıstığım sayılıyor bu. Altta bir tane var. Tepesine yapıyorum yine üçüncü fıstığımı. 1, 2, 3 tane üst üste olduktan sonra tekrar dibine batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu iki fıstığı birlikte topluyorum ve sabitliyorum. Zincirimi çektim. İpimi burada kesiyorum. Ve bir diğer rengime geçiş yapacağım hemen. Şöyle alayım. Şu köşeden bu defa bakın. Mavinin bir ikinci fıstığının tepesinden sabitliyorum.
zincirimi çektim ve aynı şekilde köşe kısmını, yani şu dörtlü grubu hem bu uca hem bu uca yapacağım. Araları ikişerli yapacağım. 1 2 3 ve 4 defa doladım, topladım, sabitliyorum. Hemen tepesine ikinci fıstık. Köşeler dörderli, orta kısım ikişerli olacak arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Üçüncüyü yine tepeye yapıyorum. 2 3 ve 4. Dibine iniyorum hemen dördüncü fıstığım için. Toplayalım ve bu köşeyi oluşturduk. Şimdi hemen bulunduğum noktaya yapıyorum ilk fıstığımı. 3 ve 4. Yan taraftaki noktaya geçiş yapıyorum. 3 ve 4. İkinci fıstığı da buraya yaptıktan sonra ikisini birlikte toplayıp sabitliyorum. Aynı şekilde köşeye kadar, şu noktaya kadar gidip köşeyi yapalım. Toplayıp sabitledim. Şu anda 1-2 tane mavi var alt kısımda. Köşeye geldik demektir. Buraya köşe detayını yapacağız. 3 ve 4. Alttaki 1, bu ikinci. Tepesine yapıyorum. 3. 3 ve 4. Hemen dibine iniyorum tekrar. Bu da 4. Hepsini bir, ikisini bir yine topluyorum ve sabitledim. Zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Evet, bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan diğer rengime geçiş yapacağım. Aynı şekilde iki uç kısma köşe yapacağım. Diğer taraflar iki tane fıstığı toplayıp sabitleyerek devam edecek. Şöyle dördüncü ipimi aldım. Bu ikisi çok yakın renklermiş birbirine. İnşallah hoş durur. 2, 3 ve 4. Başlangıcımı yaptım arkadaşlar. Şimdi fıstığın üzerine devam edeceğim. Dediğim gibi böyle birkaç sıra ilerleyeceğiz. Büyüklüğünü keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha büyük isterseniz daha ilerletebilirsiniz. Hemen dibine iniyorum ve bu sıranın ilk köşesini oluşturmuş oluyorum. Sonrasında devam edeceğim. Dediğim gibi istenilen boyuta kadar uzatılabilir bu şekilde. Ben istediğim boyuta gelene kadar devam edeceğim. Sonrasında videoda yine görüşelim. Evet, şu boyuta kadar geldik. 12 sıra yaptım sanıyorum ben. Bence normal bir lif için ideal boyut bu. Ama daha da büyütebilirsiniz tabii ki isterseniz. Şimdi sıradaki renk ipimi alacağım. Burada 1-2. Şuraya batıyorduk normalde. Şimdi şuradan 3. fıstıktan sonrasından sabitleyeceğiz. Çünkü azaltmaya başlayacağız bundan sonra. 3. fıstıktan sonraki noktaya battım. Buradan ipimi sabitliyorum. Başlangıç kısmını buraya yapacağım şimdi. 3, 4. Topladım. Örgüde bir değişiklik yok. Aynı şekilde, sadece başladığımız nokta farklı. İkinci fıstığı yaptıktan sonra tekrar doladım. Hemen yan taraftaki
Noktaya batıyorum. Sabitledim ikisini birlikte toplayıp. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz sıranın sonuna kadar. Şekilde gidelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 1, 2, 3 fıstık kaldığında burada bırakıyoruz. 1, 2 fıstık yapıp topladık. Yani buradaki gibi çoğaltırken yaptığımız gibi kare yapmıyoruz. Normal 2 fıstıkla bitirdik. Zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Sonrasında sıradaki renkle devam edeceğim. Yine 1-2 fıstık sonrasından şöyle başlayacağım burada. Ve burada 1-2 fıstık kaldığında şurada bitireceğim. Şurada bitireceğim. Bu şekilde azalta azalta sıralarımızı yapacağız ve son şu şekilde 4 fıstıklı bir kare kalana kadar eksiltip devam edeceğiz ve bitireceğiz. Evet, şöyle en uç kısmına geldim. Burada bitirdim. Kenar iplerimi de temizledim. Şimdi kenar artığına geçeceğiz. İçindeki renklerden bir tanesini alacağım hemen. Şöyle kenar kısmına batacağım. Yüksekte olan kısmı, alçakta olan kısmı var. Alçakta olan kısmından sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yüksekte olan kısma battım. Tepeye fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Topladım, sabitledim. Yine 5 zincirimi çektim. Alta iniyorum. Buraya sabitliyorum. Elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre altı da çekebilirsiniz arkadaşlar. Zincirimi çektim. Tekrar ipimi aldım. Fıstığımı yapıyorum. 4 ve 5 defa doladım. Bir kere de çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Alt kısma iniyorum. Sabitliyorum. Tekrar zincirimi çektim. Tepe kısma fıstığımı yapıyorum. Bu şekilde ilerleyerek kenar tığlamasını yapalım ve bitirelim. Köşe kısmına geldiğimde şöyle alt kısma battım. Burada tepeye batacağız. Şurada da bir tepeciğimiz var. Hemen fıstığımı yapıyorum buraya ilkine. Bir, iki, üç, dört, beş. Dibine battım. Bir, iki, üç. Üç tane yeterli burada. Aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum. Topladım. Yan tarafa geçtim. 3 zincirimi çektim. Fıstığımı yapıyorum yine. Buraya da 2 tane yapacağım. Zincirimi çektim. Dibine battım. 3 çektim galiba. Şöyle 5 yapalım hemen. Dibine battım. Başlangıçta yine 3 çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Topladım.
5 zincirimi çektim, dibe indim. Ben şöyle bir bakalım. Kenar kısmını bu şekilde geçmiş oluyoruz. Şimdi aynı şekilde ilerleyerek tığlamamızı bitirelim. Evet, kenar tığlamasını da tamamladım. Şu şekilde bitmiş, tamamlanmış oldu lifimiz arkadaşlar. Gayet kolay ve kullanışlı güzel bir lif oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz diyorum. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone ol yazısına tıklayarak abone olup bizlere destek verin diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.